Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Evet, kıymetli fehmetli izleyenleri, yine güzel bir programla Rabbimizin güzel isimlerini işlemek üzere beraberiz inşallah. Rabbim anlatılanlardan en güzel şekilde istifade edip hayatımıza Rabbim uygulamayı nasip eylesin. Kıymetli dostlar, her hafta sizlerle beraber bir ismi şerifi ders olarak işlemeye çalışıyoruz. Ve bu isimleri hayatımıza sindirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu haftada hep inşallah Esselam Celle Celaluhu ismi şerifini Rabbimizin işlemeye çalışacağız. Ve inşallah gayemiz ve amacımız her ismin Rabbimize ait olan özellikleriyle beraber onun ahlakıyla ahlaklanmak üzere olan bizler, müminler, yeryüzünün halifesi olan bizler inşallah o güzel ahlakı kendimize, sosyal hayatımıza almak üzere inşallah dinleyelim. Rabbim bunu bizlere kolay eylesin. Nefislerimizi bu işlere meraklı eylesin. Şeytanın fitnelerinden, fesatlarından da Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin kıymetli insanlar. Evet, bu hafta işleyeceğimiz ismi şerifi Rabbimizin Esselam Celle Celaluhu Rabbimizin isimlerinden bir tanesi. Selam dendiği zaman ne anlamalıyız? Yüce Rabbimizin Selam ismi şerifiyle Rabbimiz kendisi nasıl tarif ediyor bizlere? Ayıplardan, eksiklerden, noksanlardan münezzeh olan biriyim ben diyor Rabbimiz. Biz de inşallah Rabbimizin bu ismi şerifinin 3 derste işleyeceğiz. 3 konu halinde işleyeceğiz inşallah. Birinci konumuz selamette olan Yüce Rabbimizin ahlakını işleyeceğiz. Ve Yüce Rabbimiz selametin sahibi olan selamete kimleri çıkarıyor? Kimler Allah'ın selametinden istifade ediyor? O konuyu işleyeceğiz. Bir de Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimede bizlere selam yurdundan bahsediyor. Yani cenneti tarif ediyor. Selamette olunacak olan yerin Mevla Teala tarif ediyor. İnşallah o konuyla da alakalı 3 başlık altında dersimizi işlemeye çalışacağız. Rabbim şimdiden anlattıklarımızı en güzel şekilde anlayıp hayatımıza uygulamayı Rabbim nasip eylesin. Evet, birincisi dedik ya başlık altında, selamette olan kim var? Rabbimiz var. Rabbimiz her türlü eksiklerden, noksanlıklardan, ayıplardan münezzeh olan bir Allah'ımız vardır. Rabbimizin hiçbir konuda bir eksikliği yoktur. Bu iman esaslarından biridir. Aziyet Rabbimizde hiç olmaz. Ki birçok isimde de olduğu gibi Selam isminin içerisinde de Rabbimiz doğmadı, doğrulmadı, evladı yok, bir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaçtır ve hiçbir şeyden Allah korkmaz, bir darlığa düşmez, Allah'ın zorlanıp da yapamayacağı bir şey olmaz. Allah bir şeyi murad ettiğinde ona kün ol demesi, ki bu da bizim anlayacağımız bir lafzı manadır. Murad eder ve oluverir o. Kıymetli dostlar, Rabbimiz için bu kadar bir özetleme yapabiliyoruz. Bu kadar bakıldığı zaman Allah'ın hiçbir konuda ayıbı, eksiği, noksanlığı mümkün değil. Ama insana döndüğümüz zaman, bir de Yüce Rabbimiz kendisi selamette olduğu gibi bir de selamete çıkaran da kendisidir. Yüce Rabbimiz bir kimseyi selamete çıkarmak istemedi mi o kişinin hali ne kadar zordur. Çünkü bizi yaratan Rabbimiz o gücü kendi elinde tutmuş. Selameti çıkarma gücünü Allah'ın kendi elinde tutmuş. Biz bu konuda ne kadar yeterliyiz? Bu konuda ne yapmamız lazım? Bunu konuşacağız kıymetli dostlar. Şimdi Rabbimiz bizi yeryüzünde halife olarak yarattı. Yani fi ahseni takvim diyoruz ona biz. Rabbimiz en güzel kıvamda insanı yaratıyor. Ama insan bu dünya hayatında bir imtihan içerisinde ve bu imtihanları kaybede ede, yani Allah'ın emir ve yasaklarını dikkate almayarak, yani kendini bu dünya hayatında dünya ile devamlı meşgul eden insanlar gibi, fark etmez ya ben kimseye hesap vereceğime de inanmıyorum diyen bir takım nasıl zümreler var toplumda insanlar, fark etmez deyip o şekilde yaşıyorlar. Ben de o şekilde yaşarım diyenler var ya, bunlar imtihanları hep kaybediyorlar işte. Onları Allah selamete çıkartır mı?
Bu dünyaları onlara nasıl olur, ahiretleri nasıl olur? Bir de müminlerin selamet meselesi var. Yani ben Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat ediyorum. Allah bir şey haram ettiyse onu hayatımdan çıkarıyorum. Allah bir şey emrettiyse namazdı, ibadetti, zikirdi, kul hakkıydı, yalandı, gafletti, yani gıybetti, iftiraydı, yani ne bileyim zalimlikti, faizdi, tefecirikti. Yani bunların her biri Allah'ın emir ve yasakları. Ben bunlara dikkat ederek yaşamak istiyorum. O zaman Allah'ın sana işte selam dediğimiz bu ifade bunların karşılığını göreceksin. Ama mümin bu konuda Allah'ın selametine nasıl elde edecek? Allah'ın selametinden nasıl mahrum kalacağız? Bunu zaten aslında her sohbette işlemeye çalışıyoruz. Allah Rahman'dır, Rahim'dir, merhametlidir, kuluna yardım edendir. Ama bunu niçin ve ne zaman yapacak? Kıymetli dostlar, bu çok önemli bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de birçok olay vardır. Bu olaylara baktığımız zaman nice peygamberlerin kıssaları bize anlatılıyor mesela. Musa aleyhisselam bir peygamber, bir nebi. Ne oluyor? Zamanın Firavunu ile beraber karşı karşıya geliyor. Firavun büyük bir ordu hazırlıyor. Musa aleyhisselama ve inananlara ne yapıyor? Büyük bir harp ilan ediyor. Musa aleyhisselam kendisine inananlarla beraber Kızıldeniz'e kadar kaçıyor. Ama nihayet en son yol bitiyor. Karşısında kocaman bir deniz, Kızıldeniz. Arkasına baktığında kocaman deniz gibi bir ordu, Firavun. Ve aziyete düşüyorlar. Yani orada inananlar Musa aleyhisselama bir takım konuda sorular sorma ihtiyacı duyuyorlar. Ne olacak bizim halimiz ya Musa? Karşımızda deniz, arkamızda böyle deniz gibi bir ordu. Biz ne yapacağız? Sana iman ettik. Bak gördün mü? Allah nerede, ne şekilde bize yardım edecek? Korkuları zirveye çıktıklarından dolayı bunu bu şekilde peygamberin adeta baskı yapar gibi dillendiriyorlar. Ama Musa aleyhisselam Allah yardım ediyor, onu selamete çıkartıyor. Çünkü niçin? İman varsa imkan var diyor Allah. İman varsa imkan var. Yani yarılmayacak denizi Allah o gün yarıyor ya. Her şeye kadir olan Allah, hiç kendisini bir acziyet, bir sıkıntı olmayacağı bir şeyi yapması zor değil. Allah bir şey murad eder, o şey oluverir. Nitekim bakıldığı zaman yarılıyor Kızıldeniz. Musa aleyhisselam da geçiyor. Ona inananlar, iman edenler de geçiyor. Nihayet Firavun ve Firavun'un ordusu orada helak olup gidiyor. Helak oluyor yani. Ha ne oldu? Allah'ın yardımı geldi. Ya bu birçok konuda böyledir. Yani Allah bir konuya yardım etmek istedi mi, bir konuda bir kişiye sahiplenmek istedi mi, onu her türlü sıkıntıdan ne yapar? Kurtarır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunlar böyle anlatılıyor. Yani Nuh aleyhisselam, Allah ne dedi? Baktı ki kavmi çok büyük zulüm ediyor, büyük sıkıntı var. Nuh aleyhisselam darlandı. Allah bir bela gönderecek. Bu belayı da duyurdu. Ama müminler, Nuh aleyhisselam kendisi, ya biz bu beladan ya Rabbi nasıl selamete çıkaracağız yani? Bizim buna gücümüz yetmez ki. Sen buyuruyorsun ki ya Rabbi her tarafı sularla kaplayacağım diyorsun. Fırtınalar, tsunamiler, insanlar burada ölür gider. Bize yardım et dediklerinde Rabbimiz ona işte selamet veriyor. Diyor ki ey Nebi diyor. İşte git diyor şu falan tepede diyor, bir gemi yap diyor. İnananlar oraya davet et diyor. Nitekim Nuh aleyhisselam gemi yapıyor. İnananlar oraya davet ediyor. Nitekim tufan kopuyor. Yani denizlerdeki sular yükseliyor. Dağların hepsini her tarafı kuşatıyor. Gemiye gelmeyenler helak oluyorlar. Ama nitekim Nuh aleyhisselam Allah selamete çıkartıyor. Yani şartların en zor olduğu dönemde Allah'ın özelliğidir mümini, dostunu selamete çıkarması. Şimdi günümüzde bakıldığı zaman dünyada bir sıkıntı var. Bir virüs var başımızda, bir bela var başımızda, bir musibet var başımızda. Ama dünya bir araya geliyoruz, konuşuyoruz mesela. Neyi konuşuyoruz? Nasıl bu virüsten, koronavirüsünden kurtulabiliriz diye bir sürü bilim adamı, ilim adamı bir mücadele veriyor. Ama diğer taraftan işin sahibi olan, kainatı yoktan var eden, o virüsü de yaratan, ol demesiyle olduran o Allah, onu imtihan olarak bize gönderene biz ne zaman sığınacağız da onun emir ve yasakları konusunda hayatımıza bir çekir düzen verip de Allah'ın selam isminin tecellisi olarak bu belalardan ve sıkıntılardan ne zaman kurtulacağız yani? Ya bugün virüsün o biter, başka bir virüs başlar, o imtihan biter, başka biri başlar. Yani biz Allah'ın varlığını hayatımıza ne zaman iliklerimize kadar hissedip
Ya Rabbi başımıza bir musibet geldi. Tamam, bir salgın hastalığı var, bir imtihan var. İşin zahiri tarafı bu. Ama işin bir de batını tarafı var. Bu belalar, bu musibetler bize neden geliyor? Ya bir yağmur yağıyor, yağmur yağınca insanlar endişelenmeye başlıyor. Bakın bir haftadır insanlar arabalarına, yani bakıyorsun battaniye serenler, halı serenler. Ya adam strafor bağlamış ya. Niye? Yağmurun niye zararı var diyor. Korkuyor artık, yağmurlar telef ediyor, zarar veriyor. Bakıyoruz yurdumuzun dört bir tarafına. Olmayacak bakıyorsun, yangınlar, seller, doğal afetler. Dünyanın bir taraflarına bakıyorsun. Ne oluyor? Musibetler geliyor. İnsanlar selamette değil yani. Korkular var. Ama bu kadar musibetlerin ve belaların içinde neden hiç kimse Allah'ın selam ismini hatırlayarak Allah-u Teala'ya yönelip de ya Rabbi ne olur bizi selamete çıkar deyip niye Allah'a yalvarmaz? Niçin hatalarından özür dilemez? Niçin Allah'a bu konuya katarak ya Rabbi biz nerelerde eksik yaptık diye bir muhasebe yapmaz? Bakın Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı kıskandı, haset etti. Onu kuyuya attılar. Ama hak olan peygamber, hakkı gizlemek için kardeşleri o peygamberi kuyuya attıklarına rağmen Allah'ın himayesinde olan Yusuf Aleyhisselam, Allah bir gün kuyudan ne yaptı? Yine çıkardı. Yani onu selamete çıkardı. Eyüp Aleyhisselam'ı hatırlayalım. Hastalıkları vardı. Ne büyük imtihanlar çekti. Malı vardı, malı telef oldu. Çocukları vardı, vefat etti. Çok sevdiği eşi vardı, onu terk edip gitti. Nitekim sağlık imtihanları başladı. Vücudunun her tarafı mikroplaştı. Adeta kurtlandı vücudu. En son kalbine kadar yükseldi. Ya Rabbi dedi, ne olur. Bu kalbine seni zikrediyorum dedi. Ya Rabbi ne olur. Sen Şafi isminle bana şifa ver. Beni selamete çıkar buyurdu. Yüce Rabbimin nitekim en son Eyüp Aleyhisselam'a şifa verdi yani. Allah'ın özelliğidir. Selamete çıkarmasıdır mümini. Allah kendisi selam isminin sahibidir. Ayıp, darlığı olmaz, sıkıntısı olmaz. Bir ayıbı olmaz, bir eksikliği olmaz. Allah da böyle. Ama insan olarak bizim hatalarımız var, yanlışlarımız var. Kötü olarak düştüğümüz kötü işlerimiz var. Bunlardan da kurtulmak için Rabbimize sığınmayı bilmemiz lazım. Hani hem hataları yapıyoruz kıymetli dostlar, hem yanlışlar yapıyoruz ama hiç bakıp da Rabbimizden bu konuda hiç özür dilememek. Ya bu çok büyük bir sıkıntı, büyük bir imtihan. Ne kadar bir gaflet içindeyiz ya. Başımıza bu kadar çok musibetler geliyor, bu kadar çok belalar geliyor ama hiç ibret almaz mı insan ya? Hiç ibret almıyoruz ya. Hepimiz bakıyoruz sağımıza, solumuza. Acaba bela bundan dolayı mı geldi? Acaba musibet bundan dolayı mı geldi? Yani bir bela var başımızda. O belayı birilerine vermek için sağımıza, solumuza bakıyoruz. Ya sen bir kendine bak. Ha bir de böyle olaylar var tabii. Yani insan kendine bakıyor. Adama bakıyoruz. Sonuçta biz bir Kur'an-ı Kerim'i ezberledik. Çok şükür Rabbimize. Hafızlık var. 3-5 kitap okuduk, tefsirde, hadiste, fıkıhtı. Bir hocalık ilmi seviyesinde bir yerlere gelmek için mücadele ediyoruz. Kendimize bir dünya eksik görüyoruz. Bakıyoruz ki ya şurada hala adam olamadık, şurada eksiğimiz var, şurada şu konularda sıkıntılarımız var. Bir mahcubiyet içinde hep bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Ya karşımıza biri geliyor, ya bir yeri geliyor bir bayan var, tesettürü yok. Bir, yeri geliyor bakıyorsun yalan söylüyor. Yere bakıyorsun olmayacak şekilde gaflet içinde yaşıyor. Haram işliyor, faiz alıyor falan vesaire. Ya diyor ki hocam diyor ben diyor çok iyi bir insanım. Benim bir yanlışım yok. Allah niye bana bir bela versin, bir musibet versin gibi falan. Ya da bir abimizin yanına gidiyoruz. Olmayacak şekilde davul zurna, saz patlasın, çal oynasın. Haram iş, rakı masaları sofralarda şurada burada falan. Neymiş? Kendini bir yere koyuyor biliyor musun? Diyor ki ben diyor mert bir adamım. Ben diyor dürüst bir adamım diyerek bu kadar çok Allah'a hoşlanmadı, razı olmadığı haramlar senin hayatında var. Kendini bir yerden de doğru veya da yanlış tutmuşsun bir cımbızla ufacık bir şeyi. Kendine göre ben şöyle bir adamım, ben böyle adamım diyerek kendisine hiçbir kusurunu görmüyor. Hani özür dileme ihtiyacı dahi görmüyor. Bu nasıl bir ahlaktır ya? Tabii ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki dünya sevgisi var ya diyor, dünya sevgisi tüm hataların başıdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çok önemli bir şey. Dünya sevgisi tüm hataların başıdır. Ve nitekim de bunu görüyoruz kıymetli dostlar. Adam bu dünyayı seviyor. Sevdikçe hırslanıyor. Hırslandıkça da bu sefer Allah'ı unutuyor hayatından yani. Bu sefer iş hayatında dahi
Allah'ı dahil etmiyor. Yani bir ticaret yapacak, faizin karını ince ince hesaplıyor ama helal olanın gözünde bir ufak vade farklarında fazla varsa helal onun gözünde büyüyor. Niye? Ahiretini düşünerek hiç hesap yapmıyor. Hep dünyalık hesaplar yapıyor. O yüzden faize meylediyor. O ara yalana meylediyor. Onların başlangıcı ile beraber olmayacak diğer hatalar tevessül ediliyor. Niçin mi? Haram mideye girince hakkı görmeyecek olan bir göz meydana geliyor. Haram mideye girince hakkı söyleyemeyecek olan bir dil meydana geliyor. Hakkı söyleyemeyen insan o hakkın dışındaki şeyler tarafından maruz kalıyor artık. Bakıyor ki artık haram onun için normalleşiyor. Ne ya diyor, ben ne yaptım ki diyor. Niye? Bunca haramın içindesin, ne yapman lazım? Allah'ın selameti gelir mi o kışı üzerine? Gelmez. Ondan sonra hocam benim başım beladan kurtulmuyor. Benim başım sıkıntıdan kurtulmuyor. Adamın malı var, mülkü var ama diyor huzurum yok. Al işte en büyük bela. Selamet yok. Bir kalpte sekinet olmazsa, Allah o kalbe huzur vermezse, malın olsa ne olur? Mülkün olsa ne olur? Ne olur ya? Hiçbir şey olmaz. Kininle, nefretinle oturur kalkar ve herkese kin kusarsın. Huzur da sana haram olur. Bunun tarihte çok örnekleri var. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim bize anlatıyor mesela. Ne buyuruyor? İbrahim Aleyhisselam var. İbrahim Aleyhisselam'a ne yaptı Nemrut? Koca koca odunların, bütün incik boncuk odunların hepsini topladı. Koca bir ateş yaktı. Derdi ne? İbrahim Aleyhisselam. Niçin? Sen benim putumu niye kırdın? Sen diyor beni putuma, lat menatıma, uzzama neden dil uzatıyorsun? Seni bak ben perişan edeceğim. Ne yapıyor? Kocaman mancınıklar yaptırdı. Gerdi İbrahim Aleyhisselam'ı, neye atacak? Ateşe atacak. Mancını niye yapıyor biliyor musunuz? O kadar çok odun toplamış ki, o odunları yakınca o ateşe kimse yaklaşamıyor artık. Koskocaman adeta bir ilçe ateş olmuş yani. Bir köy şahlanmış ateşle, lavlarla yani. Derdi ne? Bakın ya. Kim ve nefret. O kadar varlığın var, malın var, mülkün var. Derdin ne ya? Bir şahsa, yani o dönemde gözünde büyüttü bir İbrahim Aleyhisselam'a harp ilan ediyor. Niye? Çünkü Allah onun kalbine huzur vermiyor. Korku verdi. Korkuyor o insanla. O peygamberden korkuyor işte. Böyledir bu nefis muhasebeleri. Yani Allah kalbine bir darlık verir, bir sıkıntı verir. Otur kalkarsın. Ne yaparsın? Birileriyle savaşacak yer ararsın yani. Niye? Oturup malını da yiyemezsin. Huzurlu evinde de oturup yaşayamazsın yani. Ya Allah kalbe selam ismi şerifiyle tecelli etmedi mi? Senin kalbine sekinet vermedi mi? Hocam ya işimde huzurum yok. Kardeşler arasında problemler çok. Hanımla yüz yüze bakamıyoruz. Kin ve nefret, kalbim çok katı. Merhametsiz bir adam oldum. Ya niye? Allah'a yönelmen lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Resulullah Efendimiz nasıl yöneldiyse, Allah'ı tanıma konusunda nasıl yöneldi, ibadetler konusunda nasıl Allah'a tanıdığı, ibadetlerin hakkı yerine getirdiyse, sen de bizim numunemiz olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi olmadıkça kusura bakma. Bu kalp sekinet bulmaz. Biz de öyle kusura bakmayın. Ya nasıl bakıyoruz, hep nefislerimizi öne koymuşuz yani. Bu ahir zamanda hep nefisler ne diyorsa oluyor. Ne diyorsa o. Şimdi bakalım Resulullah Efendimiz bize anlatıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını anlatıyor bize. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam'ı mancınağa bağladılar. Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor bunlar. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam mancınağa bağladılar. O peygamberi ateşe atacaklar. Korkunç bir ateş var. Çevresindeki insanlar diyor ya İbrahim sen ne yapmaya çalışıyorsun ya böyle. Ya bu Nemrut'la kafa tutma buna ya. He de geç karşıya. Seni bu halden kim kurtaracak diyor. Rabbim diyor. Allah diyor. Biliyor ki Allah Esselam'dır. Yani selamete çıkaran sadece odur ya. Kişiyi darlıktan, sıkıntılardan, imtihanlardan, hastalıklardan huzura çıkaracak, onlardan kurtaran kimdir? Yüce Allah Azze ve Celle. Ama şimdi biz bunu unuttuk ya. Biz geleceğimizle alakalı o kadar korkular yaşıyoruz ki kıymetli insanlar. Ve bunun için adam diyor bir sigorta yaptım, bir sigorta daha yaptırıyor adam. İşte bir daire alayım, ekstra bir mal mülk alayım. Niye yarın bir günü çocuğun eline bakmayayım diyor falan. Yani hep bir korkuları var adamın ya. Bunu yaparken Allah mal verdi, mülk verdi, yatırım yapıyorsun. Eyvallah, burada değil ama.
Bunları yapmasının sebebi bir korkuları var ya. O malını kurtaracakmış gibi. O mal ona bir genişlik veriyor, bir rahatlık veriyor gibi. İşte burada problemler var. Biz ne zaman huzurumuzu, rahatlığımızı mala, mülke, makama, yani itibar edilecek olan dünyalık şeylere ne zaman bağladıysak huzurumuzu, o malla da, o mülkle de, o evlatla da, o eşle de, o arkadaşla da, o dostlarla da imtihan oluyoruz. Ve Allah muhafaza etsin, çoğumuz kaybediyoruz yani. Bakıyoruz ya, abi kardeş el ele veriyorlar. 20 yıl dile kolay bir aile şirketi, mücadele mücadele. En son nihayette ne oluyor biliyor musun? Tam mal çoğaldı, mülk çoğaldı, herkes rahat edecek yani. Artık maaşlar dolgun olacak, çoluk çocuk ferahlayacak, evler, arabalar, nimetler falan yok. Bir bakıyorsun, o mal ve mülk insana imtihan oluyor. Eğer imtihanını Allah için kendine bir imtihan belirlediyse, bir yerlerde bir hizmetin içinde, yani ibadetlerle bir şekilde kendine bir imtihan mücadelesi veriyorsa pek buraya düşmeyebilir. Ama bir de bu yoksa Allah muhafaza eylesin. 20 yıllık mücadele ettikleri koca koca şirketler, bakıyorsun ellerinde paralar, mallar, mülkler ama kalpte selim bir ferahlık, bir huzur kalmıyor. Ne oldu? Çünkü eğer kafada bu malla, bu mülkle, bu arabayla, bu hayatla, bu yaşamla ben mutlu olurum diye bir not aldıysan imtihanı kendin seçiyorsun. Öyle bir şey yok. Gönüllere saadeti veren Yüce Allah'tır kıymetli dostlar. Biz bunu böyle itikaden bunu böyle almamız lazım. He, itikadımız böyle olsun. Biz kamil, mükemmel, böyle güzel bir ahlaka sahip olalım. Evimiz de olsun, arabamız da olsun, evladımız da olsun. Güzel yemek yiyebileceğimiz imkan, eş, dost, arkadaş gidebileceğimiz insanlar da olsun ya. Bunları konuşmuyorum. Allah nimet verir, Allah'tan geldiğini bilir, tefekkür eder, şükredersin. Ama bir de var ki kafanda şöyle bir algı vardır yani. Ben şu makama gelirsem çok mutlu olurum. Ben bu arabayı alırsam çok mutlu olurum. Şu evi alırsam, banka hesabım bu kadar param, şu kadar maaşı bir işe gelirsem çok mutlu olurum. Yok yok, bu itikat yanlış. Mutluluk ve saadet seyec'alu lekumur rahmanu vudda diyor Allah-u Teala. Gönüllerde muhabbeti, sevgiyi, selameti, özellikle bugün dersimiz Esselam ismi şerifi veren Allah'tır kıymetli dostlar. Yoksa çok tanıyoruz ya. Geçen böyle bir gündemde bir haber vardı. Hindistanlı bir iş adamı malı mülkü çokmuş. Hatta Hindistan'ın en zenginlerinden biriymiş. Kızı bir sosyal paylaşım sayfasından bir şey paylaşmış, haber olmuş. Babam diyor, İstediği şeyi alabilecek kadar bir servete sahipti. Adeta malıyla her şeyi alabilirdi diyor, parasıyla. Ama diyor, onun ifadesiyle Tanrı diyordu o. Yani Allah'ın diyor bedava yapmış olduğu havayı, oksijeni teneffüs edemeden, alamadan diyor öldü. Bu nedir? Allah'ın kudreti ve azametidir. Allah bir kişiye bu konuda imkan vermediği zaman, müsaade etmediğinde, senin için kolay olan şey var ya, o an gördüğün kolay, o öyle bir zor olur ki onu aşamazsın. Kıymetli dostlar, bir kıssa anlatıyorduk ya, İbrahim Aleyhisselam ateşe, mancına bağlı ateşe atacaklar. İbrahim Aleyhisselam diyorlar ki, ne yapacaksın, seni buradan kim kurtaracak? Diyor ki, ne önemli bir şey değil mi? Her şeye kadir olan, her şeye gücü yeten, her kulunu selamete çıkaran Allah. Ve nitekim mancınık fırlatılıyor, ateşin içine düşüyor İbrahim Aleyhisselam. Rabbimiz ne buyuruyor biliyor musun? Ayet-i Kerime'de ne çok sıcak ne çok serin, berden ve selamen amini. Yani selim olarak selametli ol. Onu Allah İbrahim Aleyhisselam'ı o ateşin içinde, ona selam sıfatının tecellisi, ateşin içinde huzurlu olabileceği, yani ne çok sıcak ne de çok soğuk olacağı bir ortam var ediyor. Ve biliyor musunuz? Nemrut çıldırıyor. Alt tarafa gidiyor, üst tarafa gidiyor, yukarıya çıkıyor. Bakıyor ki her taraftan İbrahim Aleyhisselam'ı o ateşin içinde huzurlu ve mutlu olduğunu görüyor kıymetli dostlar. Yüce Allah, bakarsın ki her tarafın ateş. Ateş ne demek ya?
İbrahim Aleyhisselam ateşin bizzat içindeydi yani. Ateşin bizzat içinde. Yani her taraf ateş yanıyor. Bunun içinde huzurlu olma şansı olur mu bir insanın? Allah murad ederse, Allah isterse o kişiyi orada selam yurdu yapmaya, bakmışsın ki orası onun için bir cennet bahçesi olur. Rabbimize zor var mı? Rabbimize zor yok. İşte kıymetli dostlar, itikaden bizim de inanmamız gereken asıl yer burasıdır yani. İtikadın bu olacak yani. Bileceksin ki Yüce Rabbim her şeyin sahibidir. Huzur da onun, mutluluk onun, sıhhat onun, afiyet onun, mal da onun, mülk de onun, akıl da onun, irade de onun, ferman da onun, her şey onun. O yüzden Allah'a böyle sığınırsak, bu şekilde bir kulluk anlayışıyla Allah'a yönelirsek, kıymetli dostlar, inanın Allah'ın yardımı gelecek. Nasıl Musa Aleyhisselam'ı Kızıldenizler'de kurtaran Allah, nasıl Yusuf Aleyhisselam'ı kuyunun içinden kurtaran Allah, İbrahim Aleyhisselam'ı nasıl ateşin içinden kurtardıysa, günümüzde de nice imtihanlar var hayat üzerimizde kıymetli dostlar. Yani görene köre bir şey yoktu. Adam diyor ne imtihanımız var diyor. Ya hastanelerimiz doldu taştı. İnim inim inleyen insanlar var. Nefes alamayan binlerce yaşlı amcamız, teyzemiz, annelerimiz var. İnsanlar maske taktılar. Birbirleriyle artık tabiri caizse yakın mahrem insanlar birbiriyle tokalaşamayacak hale geldik. İnsanlar birbirlerinin evine gidip gelemiyor. Problemler yaşıyor. Hocam ya diyor ne? Sevdiklerimizle dahi kucaklaşamıyoruz. Bu bela değil midir yani? Ya kıymetli dostlar ya. Bu kunca bela üzerimizde. Hele bakın şu yurdumuzda ne imtihanlar daha var. Bir faiz belası var. Durmadan yükselen bir faiz belası. Bak yurdumuzda birileri devamlı döviz kurlarıyla uğruyor. Zengin daha çok zengin olurken fakir daha çok mağdur oluyor. Bir taraftan bak Bulgarlar bir taraftan, Kıbrıslı olay bir taraftan, Suriyeli olay bir taraftan, Kuzey Irak bir taraftan, Ermenistan zalimi bir taraftan. Ya bu kadar dünya her tarafımızda da bu kadar sıkıntılar varken sen Türkiye'de yaşayan Müslüman kardeşim daha nasıl bir bela arıyorsun? Ve gençliğimizin hali hayatı ortada. Gençliğimizi sosyal medya almış eline, ünlü popçularıyla, topçularıyla, ahlaksız insanlarla beraber... Ya çocuklarımızın ne giydiği belli olmayan elbiselerin içine soktular ya. Ne giydiğini belli olmayacak ya. Bu bizim ne töremizde, ne kültürümüzde, ne İslam dinine uymayan elbiseler bunlar. Genç kızlarımızın hali ortada. Ya kime özeniyorlar? Bir sahabenin eşine özenmiyorlar. Hazreti Peygamber'in hanım Hazreti Hatice validemiz, Hazreti Ayşe validemizin kılık kıyafetine özenmiyorlar. Tam aksine kimleri tanıyorlar? Falan topçu, filan popçu, filan ünlü manken vesaire falan derken gençliğimiz olmayacak insanların peşine gidiyor. Ya bu ahlaksızlık nereye gidecek? 3 aylık evlilikler, 5 aylık evlilikler. Ya adam gündemde haber oluyor, evleniyor 3 gün sonra çocuğu oluyor. Bu kadar nikahsız eşlerle evliliklerin önünü meşrulaştıran bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bir Müslüman olarak hiç mi bu konuda değerlendirmiyorsun kendini? Ya ben nerede yaşıyorum? Kendi çoluk çocuğumu nasıl yetiştireceğim diye kendine hiç mi bir şey sormuyorsun? Nasıl gücün yetecek buna? Ya hocam ben namazımı kıldım. Orucumu da tutuyorum. Ha, et diye süt diye karışmıyorum. Böyle olur mu ya? Resulullah Efendimiz böyle mi yaptı ya? Ya peygamberi yani Mekke'den dışarıya iten şey neydi? Niçin çıktı vatanı asliyesinden Mekke'den? Neden ayrıldı uzak yerlere Medine'ye hicret etti? Eğer o günün sistemini eleştirmeseydi, o günün baronlarını, zenginlerini, müşriklerini eleştirmeseydi, peygamber zaten Mekke'de oturur yaşardı yani. Bir zulüm de görmezdi. Ama böyle değil ki kıymetli dostlar. Rabbim bu konuda bizlere güç kuvvet nasip eylesin. İmanı hakiki anlamda anlamayı nasip eylesin. İmanın gereği olan o mücadele, bu konuda Rabbim bizlere de güç kuvvet versin inşallah. Sistem bizi almış eline, her türlü bizi kendine çekiyor. Ve bütün değerlerimizi bir değirmende un eğitir, öğütür gibi öğütüyor yani. Üzerimize bir değerimiz kalmadı. Gençlere bakıyoruz. Çoğu gençlere. Adamlar hep bizi yıllarca şunun konusunda bize böyle ağır ifadeler kullanmışlardır. Ya çocuklar önce İslami bilgileri alsınlar da
ilmini Kur'an, dini İslam, yani bu ahkam ayetlerini bilsinler. Allah'ın emir ve yasaklarını bilsinler. Bu 54 farzı bilsinler. Rabbimizin haram ettiği konuları bilsinler. Ayetleriyle bunları bilsinler yani. Ve imanları kavi olsun da ondan sonra doktor olacaksa olsun, hakim olacaksa olsun, ondan sonra tüccar olacaksa olsun, toplumda ne konuda ihtiyaç varsa toplumu o şekilde yönlendirelim insanları. Ama Allah muhafaza eylesin. Bakıyoruz ne oluyor? Toplum öyle bir hale düşüyor ki toplum. Ya bizim çocuk üniversite okumasını istiyoruz, lise okumasını istiyoruz. Bu hayallerimiz var gençler üzerinde ama dini eğitim noktasında neredeyiz? İslam ahlakı terbiyesinde konusunda neredeyiz? Hiç. Elde var sıfır. Ya şu pandemi dönemi diye çocuklar 3 ay 6 ay eğitim alamadı diye ya anneler babalar ne kadar dertlendi. Dertlenmeli mi? Dertlenmeli. Niye? Eğitim. Bizim dinimizin ilk emridir ikra okumak. Öğrenmek, bilmek. İlk ifade bu. Olmazsa olur mu? Olmaz. Ama asıl bizim derdimiz ise şu. Ya biz dünyevi ilimler öğrenme konusunda çocuklarımızın üzerine bu kadar hassas ve titiz davranırken 18 yaşına gelmiş, 54 farzını bilmeyen, peygamberini tanımayan, sahabeyi tanımayan, bir Bedir, Uhud, Hendek savaşından ve sebeplerinden haberi olmayan, ne giyip neler yiyip içebileceğini bilmeyen ama kendisini her şeyle beraber futbola vermiş, şarkıcılara vermiş, dizilere vermiş, filmlere vermiş olan bir gençlikle nasıl selamet elde edeceğiz? Allah'ın rahmetini, bereketini nasıl elde edeceğiz kıymetli dostlar? Olur mu böyle? Olmaz. İfadeye geldiğimiz zaman hep konuşuyoruz. Ya diyor bizim bu millet ne şerefli bir millet. Doğru elhamdülillah bizim bu milletimiz ne kadar şerefli. Niye? Elhamdülillah dini ve İslam'a sancaktarlık yapmışız. Hilafet yıllarca bu topraklarda kalmış. İslam'ın her türlü izzetini ve onurunu bu memleketin, bu yurdun insanlarıyla yıllarca Allah-u Teala yeryüzüne bu şekilde yaymış ve sahip çıkmalarına vesile kılmış. Çanakkale'de Allah için, vatan için, din için, İslam için nice şehitler vermişiz ya. Bakıldığı zaman bu millet güzel bir millet. Bu millet duyarlı bir millet. Ama soruyorum, geçen gün bir arkadaşın biriyle oturuyoruz. Genç bir arkadaş, üniversite mezunu. Tabii yaşı da var. Takriben yaşı 30 olmuş. Ben tabii gayri ihtiyar ona farklı bir şekilde yanaşmaya çalışıyorum. O kendince hayatın güzel, gayet de mutluyum, neşeliyim, huzurluyum diyerek kendisini bu şekilde takdim ederken sordum ona gençlerin durumu nasıl, çok iyi falan vesaire derken ya dedim böyle değer verdiğin dedim değerler neler dedim yani senin için nelere çok değer verirsin falan. İşte dedi mesela hocam dedi yani biz dedi sonuçta dedi bir vatan evladıyız. Biz vatanımıza karşı çok dedi duyarlıyız ve vatan benim için çok değerlidir dedi. Bunun üzerine bir soru sorma ihtiyacı duydum. Yani normalde bu soruları benim sormamam lazım gibi gelir ama maksat onun ne cevap verecek onu merak ediyorum. Yani bir ters onun sorusuna cevaben anlattıklarına cevaben bunu sorma ihtiyacı duydum. Dedim ki yani nedir bu vatan dediğin şey ki ya dedim yani nedir? Neden buna değer verirsin? Durdu. Ya işte dedi vatan dedi hani sonuçta bizim için çok kıymetli yurt dedi yani falan. Dedim yani yurdu yurt yapan şey nedir ki dedim yani. Paran varsa dedim imkanlar varsa Türkiye'de yaşamışsın. Gider Irak'ta yaşarsın gidersin Amerika'da yaşarsın. Nerede senin için hayat varsa huzur keyif nerede alacaksan git orada yaşa dedim yani. Senin için Türkiye'yi yani vatan yapan şey yurt yapan şey nedir dedim yani neymiş o değer ya falan diye böyle hafiften böyle bir çapraz soru soruyorum. Bakıyorum bana ne anlatacak? Merak ediyorum ya. 30 yaşında bir delikanlı. Üniversite okumuş falan. Çanakkale'de işte övünüyorsun ecdadımız can verdi falan. Yani niye öldü bunlar yani? Derdi neydi bunların ölürken? Derken vatan. Ya vatan da ne vatanı yani? Sonuçta insanlar Türkiye'de gidiyor. İkinci vatandaşlık alıyor. Bir yerlere taşınıyor gidiyor vesaire falan. Adam diyor ben de Alman vatandaşı oldum diyor. Daha Türkiye'ye gelip gitmiyorum. Ha bu adamın vatan diye bir derdi olduğunu da zannetmiyorum belli bir zamandan sonra. Niye? 3 kuşak 5 kuşak 300 yıldır Almanya'da kalmış bir Türk asıllı bir adamın ne vatan derdi ne kadar olabilir? Ayrı bir konu. Mevzu şuraya geleceğim. Ya bana bir değer söyleyemiyor arkadaş. Ya şunu desene bana. Çanakkale'de bizim insanlarımız buraya yurt tutmak için mücadele verdiler. Şehit oldular. Çünkü burası bizim yurdumuz. Niçin bizim yurdumuz diye sahibinde? Çünkü insan yurdunda
İslami ve insani değerleri yaşayabilecek bir yurt ister. Yani biz bu yurdu tutan bizler değerlerimizi koruyabilmek için yurt olarak tutmaya çalışıyoruz değil mi? Ezanlarımız dinmesin diyoruz. Camilerimiz ahıra dönmesin diyoruz. İşgal altında elin gavuru bizim hanımlarımıza, kızlarımıza, namuslarımıza el uzatmasın diyoruz. Doğru mu sayıyor? Bunlar bizim değerlerimiz çünkü. Biz biliyoruz ki bu vatanı değerleri var. Bizi biz yapan değerleri biz bu toprakta, bu coğrafyada sahip çıkmak için mücadele ediyoruz. Ama şimdi bizim değerlerimizi gençliğimizin içinden söker alırlarsa, bir genç bu vatanın vatan olma sebebini bilmezse, değerlerini yitirirse, biz bu genci bir daha hangi değer için askere göndereceğiz? Biz bu gence hangi değerden dolayı can vermeyi öğreteceğiz? Biz bu gence hangi değerden dolayı malından, canından, evladından fedakarlık yapmayı öğreteceğiz? Nasıl yapacağız bunu? Kıymetli dostlar, biz silkelenip kendimize gelelim. Çünkü selamet Allah'a yönelmekle olur. Bakın İspanya'ya bakın. Bir Endülüs İslam devletiydi. Ne oldu? Savaş mı gördü? Yok, öyle bir şey de görmedi. Nitekim hayata bakıldığında bizim gençlerimiz gibi onların da gençleri vardı. Ne oldu o gençlere? Avrupa'nın modası, Avrupa'nın kültürü, Avrupa'nın dansı, giyimi, kuşamı, çalgısı, çengisi, türküsü derken yavaş 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 misyoner faaliyetleriyle beraber insanları dinsizliğe ittiler, İslam'dan uzaklaştırdılar. Nitekim İslam devletinden hiçbir şey kalmıyor. İnsan yok, eser var. Camiler vardı, kilise oldu. Hala belki camiler var ama içleri boş. Bir mana teşkil etmeyen, ruhu çalınmış bir gençlik. Müslüman olanlar da böyle. Tabii ki. Şimdi bakıyoruz mesela. Yeni geliyor Avrupa'dan misafir olarak Türkiye'ye yazın gelen gençleri bir görüyoruz. O gençlerle de oturup kalktığımız zaman bakıyorum. Ya bu genç hangi değer için bu vatana sahip çıkacak? Bakıyorum hiçbir değeri kalmamış ki ya. Adam zaten yok benim Avrupa'da şu haklar var, bu haklar var. Şimdi bugün siyasetle konuşuyoruz mesela. Ne diyoruz? Ya işte şu lobi var. Şu bilmem ne lobiler diyoruz. İsim veriyorlar. Birinin başında bir tane Ermeni geçmiş. Birinin başında bir tane PKK'lı geçmiş. Birinin başına bilmem ne zalimin biri geçmiş. Ne oldu? Bunlar bir bela değil mi? Bunlar bir musibet değil mi? Bir bela, bir musibet. Niye? Müslümanım diyen hakiki anlamda İslam'a yönelmiyordur. Başka da bir şey yok kıymetli dostlar. Biz ki Allah'ın bizden beklentilerine cevap vermiyoruz. Öyle mi kullarım diyor Allah Teala da. Alın size bir imtihan. Ondan sonra oturuyoruz. Hocam ya Türkiye'de ticaret yapmak çok zor. Niye? Ya 3 doları alacağız. Tam 5'e satacağız. Ekonomi bozuluyor diyor. Ondan sonra kalkıyor birilerini suçlamaya çalışıyor. Onu suçla, bunu suçla, falanı suçla. Ya desene kardeşim. Biz halk olarak, millet olarak niçin hep bu imtihanların içinde böyle develenip duruyoruz? Niçin mi? Söyleyeyim mi gerçekleri? Bizim mücahit abilerimiz vardı 30 yıl evvel, 20 yıl evvel. Atları böyle mücahit değil. Dava adamları olarak İslami duruşlarından dolayı mücahit gibi abiler diyoruz biz bunlara. Ne oldu? Belli siyasal İslamcılarla beraber bir araya geldi. Bakıyorsun şimdi atlarından eser kalmadı. Hepsi hayat tepe evlerine geçmeye çalışıyor. Cennet konaklarına geçmeye çalışıyor. Yaşam evlerine geçmeye çalışıyor. Bilmem ne panorama. Ne panorama? Bakıyorsun hep manzaralar. Yani ne demek? Dünyalık nimetleri daha iyi nerede, ne şekilde yaşarım? Ya tamam işte. Kaybettiğimiz yer ya. Dünyaya döndük. Ondan sonra oturuyoruz. Hocam Allah bizi selamete çıkartır mı? Seni selamete çıkarması için önce vur tekmeyi dünyaya, yönel Mevla'ya demiş dostlar. Önce vur tekmeyi dünyaya, yönel Mevla'ya. Sen dünyaya tekme vuramıyorsun ki ya. Senin dünya her şeyin olmuş, her şeyin. Şimdi döneceksin Mevla'ya. Mevla da sana selamet verecek. Nasıl mı? Nice peygamberlerine verdiği gibi. Yetim dediler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Yetim. Abdullah'ın yetimi. Mekke'den diyor korkarak
çıktı gitti. Hicret etti. Evet, onların gözünde öyleydi. Ama 13 yıl kaldığı zulüm altında, sıkıntı altında, çile halinde geçirmiş olduğu o Mekke döneminde 13 yıl sonra çıktı. 8 yıl sonra Mekke'nin fatihi olarak geldi Peygamberimiz. Kılıç dahi sallamaya tenezzül etmedi. Niye? O gün Allah yardımını gönderdi. Fetih için fevç insanlar geldi. Allah o gün Mekke'yi selamete çıkardı. Allah yanında durursa korkma. Ama Allah yanında değilse kork. Kıymetli dostlar, yine bir programın sonuna geldik inşallah. Evet, bu haftada sizlerle beraber Esselam ismi şerifini işledik. Ayıplardan, eksiklerden, kusurlardan uzak olan Yüce Rabbimiz, bizleri de selamete çıkaracak olan Rabbimiz ve kendisi selamette olduğu gibi ahirette de bizleri selam yurdunda, inşallah cennette ağırlayacak olan Rabbimiz en güzel şekilde şu dünya imtihanlarını geçirip ahirete bir an önce selamet yurduna Rabbim kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Ahiretin de darlığını, sıkıntısını göstermesin Rabbim cümlemize diyorum. Bir dahaki programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.